kahvaltının ardından hemen bir duşa girdim. Annemler ben de Doğukan'la birlikte. Canım da uzun süredir fırında dolma istiyordu. Annemle birlikte yapalım dedik. Onu sizin için çekeceğiz ama ben böyle bir duşa girdim. Oh, ferahladım. Cilt bakımımı da yaptım mis gibi. Şu normalde biliyorsunuz yatak odasında yapıyorum tuvalet aynasının önünde makyajımı. Ama bugün böyle buranın ışığı daha iyi olduğu için size çekmek istedim. Günlük makyaj malzemelerimin oldu. Bu koca çantayı alıp geldim. Yani günlük ürünlerim. Ben bunun içinde muhafaza ediyorum. Böyle tek tek açmayı sevmiyorum hijyen açısından da makyaj malzemelerimi. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle biraz yüzümüze renk gelecek kadar ürün uygulayalım istiyorum. İlk önce concealer kullanacağım. Ben her zaman onunla başlıyorum. Dudaklarımdan nemlendireyim birazcık. Evet. Şöyle armut sünger kullanıyorum ben. Ya da fırça kullanıyorum gözümün altına ürünü uygularken. Kullandığım concealer de şu. L'Oreal'in Infallible kapatıcısı. Bendeki Ivory 322 numara. Gerçekten çok güzel. Şu anda biraz fiyatları arttı ama hiç fondöten bile kullanmaya gerek kalmıyor. Ben çok fazla kafein tükettiğim için ve uykusuz kaldığım için de göz altlarım böyle oluyor genelde. O yüzden kapatıcı kullanıyorum. Şöyle kapatıcı fırçam. Bu arada bir videoda da fırçalarımızı yıkayalım birlikte. Ben hemen hemen 1-1,5 aydır yıkamıyorum. Hop şöyle. Zaten serum vardı gözümün altında. Bakın hemen fark ediyor. Aydınlık bir görünüm oluyor. Şunu da böyle biraz sabitleyelim. Nemli bitiş oluyor eğer sünger kullanırsam, ıslatıyoruz ya. Şöyle gene biraz burnuma vesaire süreceğim. Evin içerisinde olacağım için pudra kullanıyorum. Catherine Aylin pudrası ya da Flormer'in kompakt pudrasını kullanıyorum. Bu Catherine Aylin annemlerim bile gençliğinde kullandığı bir ürünmüş bu arada. Bilenleriniz var mı? Gerçekten eski bir ürün. Özellikle böyle benim gibi mat cilt makyajı sevenler için bence güzel bir ürün. Şöyle bakın, hemen yüzümdeki parlaklığı aldı. Bunun üzerine allık falan da daha iyi duruyor. Şöyle matlamak istediğim yerlere uyguluyorum. Aydınlık kısmı var. Onunla da biraz böyle göz altlarınızı geçebilirsiniz. Hemen fark etti. Daha sonra da hemen şöyle biraz kaşlarımı tarıyorum. Zaten kaşlarım ve kirpiklerim çok açık renk olduğu için ben mutlaka bir ürün uygulama gereği duyuyorum kaşlarıma. Şöyle gene böyle Flormer'ın beyaz bir farı var. Yıllardır kullanırım bunu. Üniversite yıllarımdan beri değişmeyen 4-5 tane ürünüm var. Hepsi toklu giderim. Kulakları çınlasın Günür diye bir arkadaşım vardı üniversitede. Çok severdi Flormer'ın ürünlerini. Hep onlarla yapardı makyajını. Onu da görürdüm, ben de beğenirdim. Hemen alırdım. Ondan bana böyle yadigar tavsiye tadında kalan birkaç ürün var. Buradan da sevgiler, selamlar gönderiyorum. Denizli'de okumuştum üniversiteyi. Günlür'de Denizlili. Orada yaşıyor. Hemen kaşlarımı dolduracağım. Biraz. Normalde işte wax kullanıyorum. Kaş waxı. Daha sonra kaş farı falan. Ama şu an evde olduğum için hemen şöyle biraz kalemle aynaya bakarak yapacağım bunu. Doldurmam yeterli olacak. Böyle ev vlogu olsun. Sonraki videoda gidip artık şu altın oranlı kaşı aldıralım arkadaşlar. Hemen şöyle dolduruyorum. Bakın. Tamam. Bunun üzerine doldurdum.
Bu pastelin gene kaş maskarası. Bendeki light brown, açık olanı. Şöyle tarıyorum hem de sabitliyorum. Bir makyaj. Bu da gene Golden Rose'un bir kalem highlighter'ı. Ben bunu böyle biraz göz pınarlarıma, biraz böyle kaş altına, burnuma bırakıyorum. Contour gibi oluyor. Işıltıyla biraz öyle dudağımın üstüne de koyuyorum. Neyse, hemen kirpiklerimi kıvırmak istiyorum. Bunu da kıvırdık. H&M'in bronzing paleti var. Onunla çok küçük bir kontür. Şöyle hemen biraz burnuma şöyle gelsin. Biraz göz hatlarım belli olsun. Hemen böyle çok ufak. Şöyle. Var flor men fırçası gene. Benim mesela bu hattım keskin. Zayıfken bu kadar değildi ama kilo aldıkça tabii yüzüm de kilo aldı. Elmacıklarım daha da belirgin oldu. Şöyle çıkıyorum. Yukarı, tamam, bu kontür yeterli. Böyle bu favori maskaram Max Factor'ın maskarası. Gerçekten çok güzel. Bakın şöyle kaşık maskara formunda. Ben kaşın şöyle geliyor ya, dış kısmıyla uyguluyorum. Daha da uzun oluyor. Evet. Şöyle gayet yeterli. Çok da sürmeme gerek yok. Böyle hacimli bir kirpik istediğimde de üzerine gene şu Maybelline'in maskarasını geçiyorum. Gene favori maskaralarımdan size günlük, pardon, şu Pharmacizen. Bu da güzel bir maskaradır. Üstünde biraz da highlighter var. Ben seviyorum. Hemen birazcık şöyle ışıldayalım. Tamamdır bu da. Şu Flormer'ın, bakın artık zaten yemişim resmen. Bronzing olarak geçiyor ama ben allık olarak kullanıyorum. Bayağı da bir gidiyor, bildiğiniz turuncu. Bir önceki videoda bir arkadaşımız da sormuş. Hem ona da cevap olsun. Kapağı da burada. Bu arada şöyle Flormer Bronzing olarak geçiyor. Bence bu dünyanın en güzel allığı. Bakın tam bir şeftali. Şöyle uyguluyorum. Şöyle uyguluyorum. Biraz alnıma. Gretis'in şöyle bir dudak kalemi. Kahve tonlarında, asansörlü. Ben şöyle dudak çiz. Emiştiriyorum. Böyle. Nude tonlarda oldu. Şunu kapatalım. Evet, taçtan da kurtulalım. Yani böyle doğal nude tonlarda bir makyaj olmuş oldu. Yüzüme de renk geldi. Bunları hemen yerlerine götürelim. Sonra da birlikte dolmanın iç harcını hazırlamak için malzemeleri çıkaralım. Dolmayı yapabilmem için bulaşık makinemin boşalmış olması gerekiyor arkadaşlar. Onun da süresi var. O boşalanana kadar şöyle Starbucks muadili güzel bir kurabiye yapmak istedim. Benim böyle tatlı kutusu, hamur işi kutusu çıktı ortaya. Yani böyle içerisinde damla çikolata olacak. Gene normal şöyle çikolata da kullanacağım. Migros Sanal Market gelmişti. Oradan söylemiştim biraz çikolata. İçerisinde işte biraz sana yağ koyarız. Biraz tereyağı var. Ben yumurta var tarifin içerisinde. Bir tane yumurta sarısı. Ama yazmışlar yumurta sarısı koymazsanız çok daha uzun süre dayanır. Ben kullanmayacağım. Şöyle bir tane de gene Ülker'in çikolatasını ekleriz. Biraz daha böyle ceviz takviyesi yaparız içerisine. Portakal kabuğu rendeleyenler de olmuş.
Hemen şimdi ben annemi de çağıracağım. Ben malzemeleri koyarım. Annem güzelce yoğurur. Akşam için de çayın yanına böyle güzel bir tatlılık olur. Hep kek yapıyorum, hep pasta yapıyorum. Bugün canım böyle kurabiye yapmak istedi. Kurabiye, poğaça tarzı şeyler çok yapmıyorum. Onları da denemek lazım. Hadi başlayalım o zaman birlikte. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Nişasta, vanilya, kabartma tozu, damla çikolata, şöyle kare çikolata var. Un çıkartacağım ben. Şeker olarak pudra şeker kullanacağız. Bir de ceviz koyacağız içerisine. Hemen başlayalım o zaman isterseniz. Annem biraz sana yağı eritelim dedi arkadaşlar. 125 gram koyacağız artık. Siz de göz kararı koyabilirsiniz. Tereyağıyla da yapabilirsiniz isterseniz. Hemen şöyle yoğrulacak kıvama gelene kadar annem onu ısıtacak. Bu arada da biz öbür malzemelerini koyalım. Şöyle bir su bardağı da pudra şekeri koyacağız içerisine. Hemen annem bir tatlı kaşığı kadar da içine tarçın koyuyor. Tamam. Şimdi 2 yemek kaşığı su koyacakmışız anne. Şöyle yağını da koyduk. 3 su bardağı un yazıyor ama kontrollü bir şekilde koyuluyor. Şimdi ben de o sırada çikolatayı rendeleyeyim ve ceviz kırayım biraz daha. Bunu elemek lazım. Belli olmuyor. Bunlar paket ama yine de ben hiç elemeden kullanmam. Evet. Şeyde falan da aynı şekilde mi yine kekte ve ben hiç elemiyorum anne? Hepsinde. Ben hiç elemeden onu kullanmam. Tamam. Annem onu 3 bardak koyacak. Ben de şurada hemen çikolatayı rendeleyeceğim. Bunu da anneme devrettim. Hiç şöyle kesme doğrama kabiliyetim yok değil mi anne ya? Elime yakışmıyor nedense, ne bileyim. Annem de bana hiç yaptırmadı. Ne böyle lisede ne üniversitede. Üniversiteden geldim gene çalışmaya başladı. Ondan sonra da hiç yapmadım yani. Girmedim mutfağa. Evet. Bir tek Türk kahvesi yapıyordum yani babama falan da, Allah rahmet eylesin. O kadar. Yaptığım tek şey Türk kahvesiydi. Evlenene kadar hemen hemen. Önce okulum vardı. Sonra çalışma hayatım oldu. O yüzden ben de evdeydim zaten. Hiç seni öyle işlere bulaştırmadım. Hiçbir iş yaptırmadım. Ben de öyleydim. Ben de evlenmeden önce hiçbir iş yaptırmazdı annem bana. Benim de okulum vardı. Ondan sonra işe girdim. Hiç ben de evlendikten sonra ama çok zorluk çektim ben. İşte. Yani Allah'tan Mahir birazcık anlıyor. Babam çünkü yemekte seçiciydi yani. O yüzden Mahir o kadar seçici değil gene. Ha, bunları da koyuyoruz. Doğukan'a dedim şimdi Starbucks kurabiyesi sever misin? Çünkü Doğukan da babam gibi çok seçici. Yer misin diye. Diyor ki abla işte içerisinde neler var saydım. O diyor Starbucks'ta sürekli vakit geçirdiği için çok iyi biliyor. Abla biraz kahve dünyası gibi olacak. O tam Starbucks olmayacak diyor. Şimdi damla çikolata koyacağız anne. Gene onu da bir çay bardağı koyalım. Ben de ceviz aparatıyla cevizi kıracağım. Tamam canım. Evet, şimdi son olarak da cevizleri koyuyoruz içerisine. Böyle biz malzemeleri biraz iri bıraktık ki ağza gelsin. Bunları fırından çıkardıktan sonra böyle bardakla üstüne basacağız anneciğim. Sen başta istersen yoğurmaya. Zaten annem tırnaklarını uzatmadığı için eldivene de gerek yok. Suyun içinde ellerimiz zaten. Evet, annemin hatta o kadar çok suyun içinde ki olması gerekenden çok daha fazla suyun içinde annemin elleri. O yüzden artık derileri inceldi yani resmen. Sürekli domestoslarla uğraşıyor. Buna işte hani kalınlığına göre şey ayarlayacağız. Kulak memesi kıvamında demişler o klasik. Adamın ekran yapıyorum Ezgi, valla inşallah toplarız bu hamuru. Toplarız ya. Eğer çok kalın olursa demişler süt ekleyebilirsiniz işte. Cıvık olursa un. 3 bardak un dedik gibi. Ondan 3 bardak un koyduk ama fazla mı geldi acaba? Süt koyarız biraz. Çok gelirse de. Nasıl
Şöyle, annem hamur güzelce yoğurdu arkadaşlar. Zaten kısa sürede kıvam aldı. Şimdi biz bunu buzdolabı poşetine koyacağız. İşte bulaşık makinesini bir yerleştiririm ben. Dolmanın iç harcını yaparız annemle birlikte. Ondan sonra da bunu artık yemekten sonra atarız. Zaten çok kısa sürede pişiyor. Ay anne, Trend Yol'dan çok güzel bir yağlı kat sipariş etmiştim. Bunları onun üstünde sunum yaparız. Tamam. Şimdi artık buzdolabı poşetini alacağız. Dolaba koyacağız bunları. Hemen buraları şipşak toplarım ben. Ondan sonra da... Arkadaşlarına bir püf noktası verelim bu kurabiye ile ilgili. Şeyde 125 gram margarin ya da tereyağı yazıyor ama onunla biraz zor toparladık. Şöyle küçük bir çay bardağımız varsa bununla bir bardak da sıvı yağ ekledik. Biz anca toparlayabildik hamuru. Diğer türlü bayağı bir zorladı. Şimdi evet. Tam kıvamında oldu. Evet evet, yağ koymuştuk. Öyle deneyin. Evet, sizin de eğer hamurunuz hani toplanmazsa bu şekilde annem çözüm üretti, hemen de oldu yani. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben genelde un kurabiyelerin içine margarin 250 gram koymuyorsam, 125 koyuyorsam bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Ancak toparlıyor, bu da aynı oldu. Tamam. Hemen ben şimdi şu buzdolabı poşetini açayım, halledelim biz. Şöyle buzdolabı poşetine güzelce şekil verdi arkadaşlar annem. Artık bu dolapta dinlenecek. Ben bunu tepsiyle dolaba koyarım. Çıkınca da güzelce keseriz. Gene yağlı kağıda koyarken sizin için açıyor olacağım. Şimdi biz bunu saralım. Dolma içine geçelim. Parçam var içinde ya, ellerimi boyadı. Ellerim böyle göründü, kahverengi kahverengi oldu. Evet, çikolata da boyuyor. İçerisinde evet. Çikolata da var çok. Evet arkadaşlar, şöyle iç harcımız hazır gördüğünüz gibi. Annem bunun içerisine pirinç, domates rendesi bol bol, 3 çeşit salça, tatlı hazır salça, ev salçası, acı biber salçası, bol domates rendesi demiştim. Dereotu, maydanoz, nane, soğan koydu. Tam böyle zaten yaz domatesiyle yaptığımız için de mis gibi gene böyle kıpkırmızı bir iç harç oldu. Dolmalıkların içini boşaltıyor annem şimdi. Biraz kırmızı biberle dolduracağız. Fırına vereceğiz. Böyle biz yeşilliğini bol koyuyoruz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Mesela biz bir yerin atıyorum işte sarmaya koydular. Ya da işte bir yere gittik dolma koydular. Ya da kısır koydular. Annemle teyzemin yorumu hemen şu olur. Ya işte içerisine iki dal maydanoz koymuş. İşte iki dal dereotu koymuş. Kendileri o kadar çok koyuyorlar ki yeşilliği. İnsanlar aslında normal standartlarda koysa bile... Onlara az geliyor. O yüzden böyle bizimkilerin yeşili. Ay bunlar bu kadar büyük olur mu annem ya? Bu dolmalık biberleri niye bu kadar aldı, büyük aldı? Hayatta bu kadar büyük dolmalık biber almam ben. Küçüğüm makbul oluyor yani. Evet. Küçüğüm evet. İyisi olur. Ne bileyim, ben de bir de özenle gittim, büyüklerini seçtim, büyükleri olsun diye. Büyüğü daha iyidir diye düşündüm. Hayır. Aa, bu arada arkadaşlar, bu hafta Ikea'ya gideceğiz annemle birlikte. Sizi de çekerim orada, gene açarım. Şu kasemi de Ikea'dan almıştım. Balayı dönüşü videomda var. Antalya'daki Ikea'ya girmiştik. Birkaç eksiğim var, onları alacağım Ikea'dan. Dereotunu ayırdım. Yoğurdum daha fırlatınca yapacağım değil mi? Evet. Dereotu koyacağım içine. Sarımsak koyacağım. Süzme yoğurdu, normal yoğurdu karıştıralım. Biraz da ben mayonez koyarım. Güzel olur. Aslında ben olmuş tarafım da var, gerekiyor da olmuş tarafım da var ama şimdi şu çorbayı da yapacağım, fırına girince yine atacağım. Doğran da içerisinden şu en küçük bir tencere de onda yapalım. Bunu hala kendiliyor bu arada. Ketinlik bir işimiz yok, onu şöyle alalım. Çorbamız da böyle yavaş yavaş kaynasın. Karıştıralım güzelce, pişsin. Dolmayı fırına attık arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Annem daha çok yoruldu ama ben yoruldum. Böyle biraz geçe kaldık yemekte. Çünkü temizlik yaptım biraz da. İşlerim vardı, onları hallettim. Edit işlerim vardı, edit yaptım. Doğukan'la vakit geçirdik derken zaten gün bitti, bir şey anlamadık. Şimdi artık böyle bu kaynarken ben sofrayı kurmak istiyorum. Önce şöyle bir masayı silelim. Şöyle silipiyle silelim. Silip daha sonra zaten ıslak meyveyi unuttuk artık. Ben gönül rahatlığıyla kullanıyorum. İçeriğini az çok inceledim. Kendi üniversitede kimya okuduğum için biraz içeriklerden anlıyorum. O yüzden de böyle gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Temiz temiz, hijyenik. Şöyle silelim.
Nihal'e bir şeyimiz yok. Nihal'i kaldıracağım. Bunun içerisinde annemle teyzem fırında kendileri ekmek yapıyorlar bu arada. Ondan getirmiş. Annem sarmış böyle. Güzelce. Ben poşete aldım. Şöyle hemen düz servis açacağım kendimizde. Misafirlik yemek takımı diye bir şey bilmiyorum. Seviyorum değişik değişik kullanmayı. Onları da artık böyle buraya alacağım konsol içinden. Çok bahsediyorum size konsol için biliyorsun. Hem oradan onları da artık almış oluruz. Siz de görmüş olursunuz içerisinde neler var. Şöyle koyalım. Gene bunlarla uyumlu siyah su bardaklarım var. Şöyle gösterebilirsin Doğukan. Arkadaşlara da fikir olur. Benim böyle su bardaklarımı muhafaza ettiğim dolap burada. Günlük su takımlarım şunlar. Madame Coco'nun kadehleri işte uzun bardakları. Burada gene bunlar Paşa Bahçe'nin serisi. Altta Paşa Bahçe'nin Allegra'ları var. La serileri var. Fincanlarım falan burada. 3 takım günlük fincanım var. Böyle bu şekilde oldu. Ezgi yapmıştı buranın düzenini. Şu üstte Mahir'in anneannesinin şey var. Süt takımı mı derler? Süt takımları var. Kendisine hediye gelmiş. Hiç de kullanmaya kıyamamış. Çok seviyor böyle züccaciyeye. Çok düşkün Gündür anneanne. Kendisi hiç kıyıp kullanamamış. Ben de bana hediye etti. Yani kullandıkça anlamlandığını düşünüyorum. 5 çay misafirlerim olduğunda genelde kullanıyorum. Her bir parçası çok güzel. Kahvaltıda da kullanıyorum. Onları da detaylı indirip böyle gösteririm bir ara size. Gene şöyle üstte kesmeler var. Onları da ben annemle teyzemden tamamladım. Onlar da çok güzel. Viski bardakları var işte. Su bardakları var. Çay bardakları da var hatta bende. Bir de burada böyle Mahir'in babasının çalıştığı firmadan, artık emekli oldu tabii çalışmıyor ama oradan bize hediye ettikleri vardı. Onları da oraya koydum. Şöyle aldım 4 tane de bardak. Hemen şuradan. Bunlar benim günlük çatal bıçak kaşıkları. Karaca'nın Lisbon serisi. Bunlardan da memnunum. Şöyle 4 tane de kaşık aldım. Bıçağa gerek yok. Biz bize olduğumuz için böyle hemen hızlıca samimi bir sofra kuracağım. Dünden biraz mezelerimiz kalmıştı. Dün bir balık sofrası kurmuştuk. Havuç tarator vardı, fava vardı. Saklama kaplarını almıştım onları. Zaten ortaya servis açtığım için. Onları da çıkaracağım. Dolmalar burada pişiyor. Gayet güzel böyle üzerlerinin ardını kızarana kadar pişecekler. Onları da alacağız. Tamamdır. Şöyle dolaptan da onları çıkaralım. Doğukan'ın mantısını çıkaralım. Yoğurdumuzu çıkaralım. Mantı el açması mı? Doğukan, bu şey hep annemin aldığımız var ya dondurucu yaptığımız. Evet. O şeyi mandıradan alıyoruz. Bu arada bunu şeyde de bulduk biz. Evin arkasına yeni mandıra açılmış ya annemin. Evet. O hep aldığımız yer vardı Manisa Lisesi'nin orada. Aynı markayı bu adamlar da getiriyormuş. Oradan artık alacağız. İyi, orası yani. Daha yakın zaten. Evet. Şimdi bunları da şöyle kaplara alalım. Burada da işte kahvaltıda kullandığım, desteklediğim ürünler var. Salata kaselerin, küçük kaselerin, Madame Coco kupların, tatlı kupların, fırın kapları var. İşte böyle meze tabakları falan var. O şekilde düzenim yani. İlk çay servisine yaptığımız düzenden aslında çok bir şey değiştirmedim. Alıştığım için artık öyle gidiyor. Şimdi bunları da ben hemen alıyorum hızlıca. Masaya çekeriz. Soframızın son hali böyle arkadaşlar. Mezeleri ortaya aldık, kurduk. Oh, dolmalar da böyle mis gibi kızardı. Artık biz çorba servisine geçiyoruz. Bize afiyet olsun. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Peki siz dolmayı fırında mı yaparsınız, tencerede mi yaparsınız? Benim favorim fırın. Yorumlara bırakabilirsiniz siz de nasıl yaptığınızı. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimizi yedik. Bulaşık makinesini tekrar çalıştırdım. Sofrayı topladık. Şimdi artık böyle bir çay koyacağız. Fırına hamuru atmıştık biliyorsunuz bu cookies. Starbucks kurabiyesinin hamurunu. Çok güzel kendisini toplamış hamur.
Ben de bir pijamalarımı giydim rahat rahat oturabilmek için. Çünkü evde böyle pijamayla çok rahat ediyorum. Ya şununla ya da böyle tırtıklı bir bıçak kullanmak istedim keserken. Bakalım ikisini de deneyeceğim. Açalım önce hamuru. Daha sonra buraya yağlı kağıdı dizip fırına vereceğiz. Arkadaşlar şöyle bıçakla çok zor oldu. Çünkü içinde cevizler var ya kesmesi. O yüzden bu şey kullandım. Patates kesicisi var ya tırtıklı, peynir falan da kesiyoruz. Onu kullandım. Böyle daha güzel bir şekil çıkıyor. Bir de şeyle de yapılabilir aslında. Bende ondan da vardı. Artık onu yapmadım. Dondurma kaşıkları oluyor ya. Ondan da kullanabilirdim. Şöyle biraz da alırken kalıba hemen elinize destekleyebilirsiniz. Zaten bunun özelliği biliyorsunuz fırından çıktıktan sonra üzerine bardakla bastıracak olmamız. Şöyle üçüncü sıraya da geçtim. Malzemeden kesemiyorum yani hamuru. Çok fazla malzeme var içinde. Bir de dolapta çok güzel olmuş. Kıvama gelmiş iyice. Artık şöyle. Elimle toparlayarak gideceğim. Şöyle alıyorum bakın. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına gidiyor. Bakalım çıkınca nasıl olacak? Çıkınca da çok güzel bir sunum kağıdı kullanacağım. Size de göstermek istiyorum. Of, iyi ki tam ucu ucuna yakaladım, aklıma geldi. Biraz daha beklesek yanacakmış. Şöyle bakın. Gayet güzel olmuş. Hatta biraz iyi bile kızarmış diyebiliriz değil mi? Evet. Gerçi daha beyaz da kalsa güzel olmazdı. Şimdi şöyle gene tepsi çok hareket edecek mi ben bastırırken? Birazcık aşağı alalım. Bardakla bastırıyorum iyice üzerlerine, görüyorsunuz. Şöyle kalın bir ölçü bardağının altıyla hepsine bastırıyorum. Zaten bunlar böyle yan yana durunca da iki tepsi bile yapsam olacakmış yani. İki tepsi bile çıkacakmış hemen hemen. Şöyle bir sunum bandım vardı. Üzerine de bu bahsettiğim yağlı kağıttan koydum. Şöyle kokusunu gönderebilsem keşke. Mutfağımı resmen böyle kış akşamlarının çay yanı mis kokulu kurabiyesi saydı. Hepinize tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Doğukan'la bir tanenin tadına baktık. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunu aynı zamanda kırmızı orman meyveleriyle de yapabilirsiniz. Fila Market'te, Starbucks'ta herkes kendi yorumunu katarak muadillerini yapıyor. Bu da böyle annemle bizim için güzel bir deneyim, güzel bir anı oldu. Bize artık afiyet olsun. Bu böyle küçük kısa günlük bir ev vlogu olsun istedim. Perşembe günü birlikte Ikea'ya gidiyoruz. Siz de yanımızda geliyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.